Harun Alanoğlu. Bakın Kılıçdaroğlu'na anlatır gibi anlatıyorum. Musul, Kuzey Irak'ta 1 milyon nüfuslu, halkı Türk, Kürt ve Araplardan oluşan, demografik olarak Türkiye şehri olmak karakterini kaybetmemiş, petrol bakımından zengin ve hala misak-ı milli sınırlarımız içerisinde olan bir şehirdir. Küresel güçler Sünni Deaş'ın işgal ettiği Musul'u Türkiye'den koparmak için Şii Haşti Şabi bölgeye gönderdi. Planları iki örgütü Musul'da bir mezhep savaşına sokup bölge halkına yönelik bir katliam başlatmak ve katliamdan kaçanları Türkiye'ye sürerek bölgeyi temizlemekti. Sonucunda Haçlı Şabi'nin kazanmış görüneceği bu savaş oyunuyla boşalttıkları şehirde bir sonraki adım olarak Şii kimliğe sahip İran yanlısı, Türkiye düşmanı bir nüfus oluşturacak ve Musul'u Türkiye'den ebediyen koparmış olacaklardı. Reis bölgeye asker göndererek bu oyunu sahnelemeye başlarsanız, Şii'ymiş, Sünni'ymiş, Doğu'ymuş, Batı'ymış, arkanızda Amerika varmış, İran varmış, bakmam, alayınızı buraya gömerim dedi. İşte Amerika'nın Irak Başbakanı Haydar El Abadi'yi Türkiye buradan gitsin diye ağlatmasının sebebi de bu. Bakın bu yeni nesil Şii-Sünni meselesi itikadi bir konu değil. Bu meseleye bugün tamamıyla siyasi ve stratejik açıdan bakmamız, kararlarımızı buna göre almamız, tavırlarımızı buna göre belirlememiz gerekiyor. Bununla ilgili bir diğer konuda dünya nüfusunun büyük bölümü ehli sünnet nedir, Şia hak mıdır değil midir bilmez. Bir Nusayri'nin ciğerini yiyen Sünni de, bir Sünni'nin kalbini yiyen Şii de İslam'ı bilmeyenlerin gözünde Müslümandır. Bu görüntüler de rastgele çekilen sahneler değil lerce batılı gazetecinin önünde hazırlanarak oynanan senaryolardır. Şer odakları bu görüntülerle İslam dünyasını mezhep savaşlarına hazırlamanın yanı sıra bunları bize servis ettirerek İslam'ı Müslümanları karalamak için uyguladıkları küresel projelerinde bizi çaktırmadan kendilerine hizmet ettiriyorlar. Bu görüntüleri yaymaktan vazgeçin. Abdülhamit Han'ın 33 yıl mücadele edip kaybettiği kurtuluş savaşını Recep Tayyip Erdoğan tekrar başlattı. Hepimiz bu savaşın içindeyiz. En büyük silahın akıl olduğu bir savaş bu ve akıllı olmak İslam'ın birinci şartıdır. Akıllı olun. Selam ve dua ile Harun Alanoğlu Diriliş Postası